Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Might Online'a geri dönüşümüzün ikinci bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar şöyle başladım. Bir kaosa gireyim dedim. Hiç yoktan böyle bayağıdır girmedim. Özledim yani. Hani olimpiyada mavi kutunun falan para ettiğinden değil de. Hani bir dedim gerçekten oynayabilecek miyim kaosu? İki hani özlemiş miyim yani? Hani bakalım kaosu ne derece özlemişim. Bu arada şöyle içeriden şu killeri alalım. Şöyle bak burayı taradık yani. Darma duman ettim. Ya kaosu seviyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şu an birinciyiz. 13 saniye var. Birinciliği kaptırmadan bitirirsek iyi olur. Yani ne olursa olsun Legolas'ın şanı yürüsün arkadaşlar. Maksat o. Ama kaptırırsak kötü olabilir. Evet çok güzel bir kill geldi oradan. Şunu da alalım. Al şunu. Alamadım. Herhalde birinci bitireceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar bir kaos videosu çekmiştik nasıl kaos oynanır diye ama yani bunu tekrardan böyle ayrıntılı olarak çekeceğim bu arada kaos videosunu. Birinci bir şekilde kaosumuzu yaparak arkadaşlar güne başlıyoruz. Bugün neler yapacağız? Yine arkadaşlar tabii ki Drakilerimize gireceğiz. Bu arada premium konusunda hala endişelerim var arkadaşlar. Gerçekten farm slotları yani vesaire çok değiştiği için şu anlık fazla girmek istemiyorum. Şunu atalım çöpe. Önemli değil şu anlık bizim için. Her zaman kaosa girmeyiz. Bir Lufferson Quest'la geçelim arkadaşlar. Görevleri yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada bu da çok fazla para etmez yani de. Ettiği kadar işte. Geçen seriden kalan görevlerimizi yapmıştık belli başlılarını. Onları öncelikle vereyim. %18 olarak başlıyoruz bugüne. Gideyim onları vereyim. Bu arada arkadaşlar gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Ya bayağıdır YouTube'a video atmadığımız için gerçekten YouTube bizi yerlere sermiş. Önerilenler de göstermiyor. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi benden esirgemeyin. En çok ihtiyacım olduğu dönem hatta öyle diyeyim size. Yani desteklerinizi bana verirseniz, desteklerinizi bana gösterirseniz ben daha iyi bir hani içerik çıkarmaya böyle daha motive olurum. Öyle diyeyim size. O yüzden beni seven herkesten yani destek istiyorum. Yani desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Diyelim ve serimize devam edelim arkadaşlar. Serime nereden devam edeceğim? Bugün Tion görevi var üstünde. O kalsın. Rowan Camp'taki iki tane görev varmış. Onları alayım üzerime. Daha 3-4 tane görev varmış. Üzerine de arkadaşlar bir de gidip Linard'daki Shell görevlerini alacağım. Shell görevlerini yapacağım. Artı 3 Shell'leri pazara koyabilirim çünkü. İşte bu gördüğünüz gibi şu Shell'leri pazara koyarız. Satılırsa satılır yani. Bilmiyorum ne derece satılır. Tabii ki orası da tartışılır bir konu. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Bu görevleri yaparak başlayalım güne. Daha sonra belki ufak bir upgrade'e gireriz. Fabrik upgrade'ine gireriz. Para katlamaya çalışırız. Bu arada en son bankanın durumunu da göstermek istiyorum sizlere. Sonunda göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2M8 para var. Botlar var. Başka da bir şey yok. Haydi devam edelim. Dostlar tam gaz görevleri yapmaya devam ediyorum. Şuradaki görevlerimi vereyim öncelikle. %20'ye doğru adım adım gitsin çar. Evet %20'mizi olduk. Hatta daha fazlası bile geldi. Rowan Camp'taki görevlerimizi bitirdik. Bir de Linard'daki görevleri de büyük bir çoğunluğunu teslim edelim. Artı 3 shell setimiz tamam. Buradan arkadaşlar artı 3 shell seti de yarın sabah işlerim var. Giderken pazara koyacağım uygundan. Artı 3 shell setimi. Şimdi arkadaşlar BDV vakti geliyor. Saat kaç? Evet tam BDV vakti geliyor. BDV vakti gelirken Comata'ya geçelim. Arkadaşlar BDV'lerdeki amacım kırmızı kutu kazanmak değil. Tamamen o karakterimin 90 define açmak. 100 BDV win'i ile birlikte. Bu karakterimin 90 BDV win'i yok maalesef. Olmasını çok isterdim. Hiç yoktan Mage'min 90 BDV win'i açık olsun istiyorum. O yüzden BDV'lere giriyorum. Şimdi bir de bunun üzerinde kırmızı kutu eklersek yarın pazar kuracağız. Bir de arkadaşlar 3 tane 7 fabrik bastım az önce. Birazcık uğraştım. Şimdi sizlerle birlikte de biraz daha uğraşacağım. Fabrikleri basmamız lazım. Çünkü gerçekten karakterimizde para yok. Para sıkıntısı var. Paramız yok yani. Görev itemlerimizi falan da ayarlıyorum. Bunların hepsini de teker teker teslim edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Linard'daki kalan görevleri üzerime alacağım. Bir de anahtar görevini alacağım. Bu görevleri de yapacağız. Şimdilik haydi bakalım devam edelim. Şuradaki Lamia. %20 oldu. Tabi bu arada arkadaşlar Drake'ye girmedik ya.
Şimdi BDV'ye geçelim arkadaşlar. BDV'den sonra bir Draki haklarımıza girelim. Drakilerimizden sonra bakalım neler olacak. Arkadaşlar BDV'ye büyük umutlarla girdik. Şöyle göstereyim. Mühim olan kırmızı kutu değil tabii ki bizim için. Önemli olan Border bin'i yani 90 dev. 34 yani. 34 bin var. Maalesef BDV'yi kaybediyoruz. Devam. Evet dostlar biraz fabrik basmamız lazım. 3.7M paramız var bu arada. Bunu birazcık katlayacağım arkadaşlar. Bu 3.7M'in 3M'i ile fabrik işine gireceğiz. Şöyle alalım 300 tane kağıdımızı alalım dostlar. Buradan bir fabrik işine girelim. Buradan ben şimdi tabii basılma aşamalarını göstermeyeceğim ama inşallah iyi derecede fabrik çıkaracağız diye düşünüyorum. Umarım çıkar yani. Şöyle alalım. Basmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım kaç tane artı 7 geçireceğiz 300 taneden. Bildiğiniz gibi 3 tane bankada vardı. Nasıl olacak? Neler olacak? Neler bitecek? Hep birlikte göreceğiz. Ben size en son artı 6 aşamasında aşacağım. Şimdi şunlara artı 6'ya kadar kaç tane upgrade yapabiliyorsam yapayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi fabrikleri 1RM'den shell'leri de 200K'dan koydum. Sadece ayaklığı 500K'ya koydum. Toplamda 8M yapıyor. Uyguna itemler diyelim. Kuralım arkadaşlar. Bakalım 600K üzerimizde var. Ne satılacak? Biraz pazarda dursun 1-2 saat kadar. Haydi bakalım. Arkadaşlar geldim şimdi. Şöyle göstereyim. 3 tane fabriğimiz satılmış. 3M paramız var. Şimdi günlük quest ve biraz görev yaparak devam edeceğim. Bu arada Draki girelim ya. Günlük quest ve Drakilerle devam edelim arkadaşlar. Şunları şöyle koyayım daha sonra satarız. 3M paramız var. Güzel bir para hiç yoktan. Yani bizi böyle açta açıkta bırakmaz. Temiz. Yine pazar kurarız zaten. Devam. Arkadaşlar şöyle quest görevimizi de bugünlük veriyoruz. Bir mitril fragment daha aldık. 7 tane oldu. Devam. Arkadaşlar tam gaz görevlere aynen devam ediyoruz. Şimdi şuradan şu iki görevi de vereyim. %21 oldum bu arada. Şuradan da bir tane yamuk bow alalım. Yamuk bow 100 AP ya bunu yakalım. Pek mühim değil. Arkadaşlar buradaki bir BDV kağıdı görevi var. Bunu yapamayacağız. Neden diye soracak olursanız 83 level'dan sonra maalesef BDV giremediğimiz için doğal olarak görevi de yapamayacağım. Buradan da Tiyon Mit görevini yaptım. Bir tane BBQ diş aldım. Arkadaşlar bu da köpeğe yedirdiğiniz zaman onu %150 besliyor. Yani %100 oluyor normal yemde beslediğiniz zaman maksimum ama bu şekilde %150 oluyor. O yüzden şunu da şöyle koyayım satarım. Bu arada bu ağaçları keserken bir tane Dex 8 küpe düşürdüm. Bunu da satarız. Şöyle 3M'de paramız oldu gördüğünüz gibi. Bugün yine bir fabrik işine girebilirim belki. Hani 100M'le gireriz. Temizinden belki çıkarız diye ümit ediyorum. Daha sonra Linat'taki görevlerimizi de tamamladık arkadaşlar. Böylece EMC içerisinde yani Luferson içerisindeki nereden baksanız bütün görevleri tamamlamış olduk. Treant, Ancient ve Manticore görevlerini de vermiş olduk. Crozet'i yakalım. Ya bunların da satılmayacak olması gerçekten artık yok artık dedirtiyor bana. Hani İyi güzel kardeş oyuna para girmesini istemiyorsunuz da bu kadar da olmasın yani. Şunları da satabilelim yani. Bunlar bankaya da konmuyordur. Böyle bana yapışır kalır üzerime. Zaten karakterin üstünde o kadar çok şey var ki Magic Bag almamız lazım arkadaşlar ya. Magic Bag şart yani evet. Muhtemelen şeye de konmayacak. Bankaya konmayacak. Yani Magic Bag şart. Evet konmuyor. Untradeable. Sıkıntı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir tur Draki girelim. Haydi bakalım belki bir VB alırız. Weapon Breaker alırız. Devam.
Arkadaşlar ilk Weapon Breaker'ımızı premiumsuz da olsa alıyoruz. Gerçekten Draki'ler candır yani. Ben bunu her zaman diyorum. Bu arada arkadaşlar yani tasarruf amaçlı ne yaptığıma bakar mısınız? Şu potu koydum abi, basıyorum böyle yavaş yavaş dolduruyor. Yani arkadaşlar bu oyunu tam böyle ölücü modda oynayacaksınız. Oynayacaksanız gerçekten öyle yani. Bak premiumsuz da para kasacağız yani, bir şekilde yapacağız. Bu arada premiumsuz sıfırdan bir seri falan açayım mı diye düşünmüyor da değilim. Hani böyle itemsiz falan. Açsak mı açmasak mı diye böyle düşünüyorum bazen ama neyse, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Olmadı bir de premiumsuz sıfırdan bir seri yaparız. Devam. Evet arkadaşlar, 3 tane Draki'yi de bitirdik. 1 tane Weapon Breaker aldık. Haricinde kastığımız XP kar. Sonuncusunda yattım yanlışlıkla şeye. Draki o anlamda kötü oldu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. 1 tane Weapon Breaker'ımızı aldık. Şimdi ben bir tur Beldua'daki chat görevini, yani Goblin Köyü'ndeki chat görevini yapacağım. Devam. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Goblin Köyü'ndeyiz. Goblin görevini yapmamıza çok az kaldı. Ben ya yani hepsini de açamadım biliyorsunuz. İlk başta Kobold'dan başlayarak görevleri yapmaya başlıyorsunuz. Daha sonra devam ediyorsunuz. Ben en son Goblin Bouncer'da açtım. Bir de arkadaşlar şimdi internetten bakıyorum ben. Size de bunu tavsiye ederim bu arada. Mesela buraya git gel yapmak çok uzun sürüyor. Onun yerine bütün işte az önce birazdan yan NPC'nin isteyeceği bütün görev materyallerini üzerime aldım. Üzerime aldığı için bunları patır patır vereceğim abi. Patır patır verdikten sonra da hiç böyle tovuna gidip işte şunu düşüreyim bunu düşüreyim muhabbetine girmeden hepsini ayarladım şimdi. Bam 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 vereceğim. Bakın şimdi abi gidiyoruz. Şanlıoğlu'nu takalım. Home Crespo'la kesiyorum çünkü RPR'si daha ucuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu veriyorum. Bu bitti bu arada. Bu bitti. Şimdi bakın. 5 tane Lardork şey istiyor. Var zaten üstünde. Verdim. Bir tur tavaf ediyorum hemen. Tavaf derken tövbe estağfurullah. Yani arkadaşlar bu şeyleri dönüyorum. Goblin'deki biliyorsunuz. Şunu aldım. Bir. Üzerimizde yer de yok pek ya. Gerçekten arkadaşlar Magic Bag yani mutlaka almam lazım yani. Bir de şunları falan Drakiler de basacağım artık. Hani yapacak bir şey yok. PK'yı bekletmek istiyordum açıkçası kullanmak için de. PK'sı MK'sı kalmadı. Bu Draki Commander Mage'lerden de 5 tane oldu bu arada. 15 tane kaldı yani. 15 tane daha alırsak bir Draki kutumuzu alacağız. Şu kanadı da basmam lazım kısa zamanda. Bugün kaosa girmedim. Şimdi mesela ne diyor abi? Manticore Poison Stake. Hemen ver. Bunu böyle tavaf et. Bu şekilde arkadaşlar görevleri bitireceğim. Biraz pazara geçmek istiyorum arkadaşlar. Biraz pazarda dinleneceğim. Bakalım bir şeyler satılır satılmaz. Artık Allah'a emanet. Hadi devam. Evet dostlar, serimizin bu bölümünde son pazarımı kurdum. Şöyle sizlere de göstereyim fiyatları. Shell'leri 175k'dan, Fabrikleri 999, VB'yi 100'den, mavi kutuyu bu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Sel uyguna, çok uyguna itemler diyelim. Kuralım arkadaşlar, bakalım dostlar ne satılacak, ne gidecek, ne olacak. 963k paramız var üzerimizde. Bu arada %24 olduk. Görevleri de Goblin Chat görevini de bitirdik. Devam. Evet dostlar, gördüğünüz gibi 2 tane fabriğimiz satıldı. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Gerçekten fabrikler arkadaşlar Birem'den güzel satılıyor. Hani onu fark ettim. O yüzden fabrikle birlikte VB yürüteceğim arkadaşlar. Bir tur. Çünkü yarın pazar kuracağım. Öyle o şekilde evden çıkacağım. Yani pazara item lazım biraz. O yüzden bir tur öyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar hemen şu VB'mi alayım. 2M'i bankaya koyayım bu arada. Sattığım şeyleri. 5M paramız oldu bankada. Gayet güzel. Yani ufak ufak katlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfırdan paramızı 5M'e çıkarabildik şu an. Bu bile büyük bir başarı aslında. Şundan arkadaşlar 3 tane fabrik alalım. Ondan sonra bu arada bir tane de upgrade scroll alacağım. Weapon Breaker'ı artı 2'ye basmak için. Zaten hani boşuna 100k vermeye gerek yok. Bununla birlikte artı 2'ye basalım. Ve arkadaşlar bugünlük bu upgrade'imden sonra şeyi bırakacağım. Bu arada VB'nin artı 6'sının seli ne kadar abi? Artı 1'i 1250. Artı 7'si 12M'si artı 6'sı 6M falandır. Muhtemelen 6M 5.5-6M civarıdır.
Yani bir artı 6'ya geçmesi demek nereden baksan bize 5M demek. Minimum 5M demek. Şöyle iki tane daha alalım. Şöyle 10 tane alalım arkadaşlar. Geçelim emrimizin başına. Şimdi öncelikle VB'mizi artı 2 yaparak başlayalım. Hasar artı 3 yapalım. Bir tane şu fabrikleri arkadaşlar sizlerle birlikte seriden hemen artı 3'e atalım. En kötü bir tane şuradan 3 tane fabrikten birini alsak bile zaten VB'miz 1'im zararımızı kapatacak. O yüzden denemeyi uygun gördüm. Şuradan artı 4'e bir tane atalım. Evet, yaktık. Üzerine bir tane daha fabrik atacağım. O da yandı. Hemen üzerine VB'ye atalım. Artı 4 VB'mizi alalım arkadaşlar. Alamadık. Alamadık. Kötü oldu bu. Yani gerçekten VB'mizi kaybetmiş olduk. Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu fabriği de basayım. Ondan sonra bitireceğim. Muhtemelen artı 6 olacaktır. Artı 7 olursa bizi zarardan kurtarır bu arada. Artı 7 olursa bizi zarardan kurtarır. Gel bakalım. Yandı. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Böyle bir risk almak istedim sadece. Hani belki geçseydi güzel bir kar bırakabilirdi. Geçmedi. Pek de problem değil açıkçası. İzlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz böyle serilere. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.